Merhabalar arkadaşlar. Fonksiyonlar konusunun 3. dersinde beraberiz. Bu derste örtem ve içine fonksiyonu tanıtıp bu kavramlarla ilgili uygulamalar yapacağız. Bundan önce ders işleyişimizle ilgili bir miktar bilgilendirme yapalım. Öncelikle tanımları düzgün ve anlaşılır biçimde sunup sonra bu tanımları kavratıcı, temel düzeyde sorulara yer veriyoruz. Daha sonra uygulama düzeyinde biraz daha düşündürücü problemlerle konunun pekiştirilmesini amaçlıyoruz. Sorular çok basit ya da çok zor olsun istemiyoruz arkadaşlar. Çünkü üniversiteye giriş sınavlarının sorularıyla paralel nitelikte olsun istiyoruz. Bu şekilde sizlere daha verimli olacağını umuyoruz. Şimdi dersimize başlayalım. Örtem fonksiyonunun ne olduğunu anlayalım. F A'dan B'ye bir fonksiyon olsun. B değer kümesinde, yani bizim için bu önemli olan küme örtenlikte karşıdaki kümedir, B kümesidir. Boşta eleman kalmıyorsa, yani görüntü kümesi değer kümesine eşit oluyorsa f fonksiyonuna örtem fonksiyon denir. Görüntü kümemiz değer kümesine eşit değilse, bir alt kümesi ise ve eşit değilse tabii ki f fonksiyonuna bu durumda içine fonksiyon denir. Yani bir fonksiyon örtenlik ve içinelik bakımından birinden biri olmak zorundadır. Ya örten bir fonksiyondur ya içine bir fonksiyondur. Şimdi örtenlikle ilgili temel seviyede bir sorumuz var. 3 tane fonksiyon verilmiş. Bunların hangileri örtendir? Arkadaşlar bizim için buradaki karşıdaki kümeler, değer kümeleri önemliydi. Burası görüntü kümesiyle acaba aynı geliyor mu? Şimdi fx eşittir. X kare eksi 2x'e bakalım. Bu bir paraboldür. Biz bunun grafiğini çizersek tabii daha çok neye benzediğini anlayabiliriz. Kökleri 0'da ve 2'de olan bir parabolden bahsediyoruz. İsterseniz şöyle gösterelim. Çünkü görsellikte anlaşılırlığı artırıyor 0 ve 2. Ve bunun bir de bir tepe noktası vardır arkadaşlar. Eksi b bölü 2a'dan da bunu bulabilirsiniz. İsterseniz yazalım. X eşittir r eşittir eksi b bölü 2a formülünü kullanırsak eksi b dediğim sayı eksi 2 olduğu için a'mız da 1'di. 2 katı 2'dir. Bunları oranlarsak artı 1 geliyor. Demek ki bu bir sayısı buna karşılık bir minimum değer bize verecek f'de yazarsak. F1 eşittir. 1'in karesi eksi 2 çarpı 1. Buradan da eksi 1 geldi. Demek ki buradaki değerimiz eksi 1'dir. Biz buradan şunu anlıyoruz. Bu fonksiyon arkadaşlar bütün reel sayıları örtmüyor. Eksi 1'den başlıyor görüntü kümesiyle ilgili elemanlarımız. Eksi 1'den başlıyor ve yukarı doğru bütün değerleri alıyor y'ler. Haliyle eksi 1 fr diyelim biz buna görüntü kümesine. Eksi 1'den kapalı ve sonsuza kadar gidiyor. İşte biz burada örneğin eksi 2'yi elde edemiyoruz. Yani bu fonksiyon bize eksi 2 değerini vermiyor. Buradaki eksi 2 açıkta, eksi 3 açıkta. Dolayısıyla bütün reel sayıları elde edebiliyor muyuz diye bunu düşünmemiz gerekiyor. Hayır, bu reel sayılar kümesine eşit değildir. Dolayısıyla böyle bir f fonksiyonu örten değildir diyoruz. F örten değil. Sebebi değer kümesinde olan, eksi 1'den daha küçük olan bütün sayılar açıkta kaldı. Bundan dolayı fonksiyon içine fonksiyondur diyebiliriz. Yani örten değil, içinedir diyebiliriz. Çünkü dersin başında da söyledik. Örtenlikle içinelik birbirinin tam zıttı olan ifadeler oluyor. Fonksiyonumuz ya örtendir ya da içinedir. Birinden biri olması gerekir. Şimdi gelelim. Aynı fonksiyon gx olarak verilmiş aynı kuralla. Reel sayılardan eksi 1 artı sonsuz aralığına tanımlı. Haliyle g bu şekilde verilirse arkadaşlar örten oluyor. Çünkü açıkta kalan eleman oluşmayacaktır. Birincisi olmazken ikincisi oldu. Çünkü gördüğünüz gibi eksi bir sonsuzu elde edebiliyoruz Gx'te. Ve görüntü kümesi değer kümesiyle çakışmış oluyor. Peki hemen üçüncüsüne bakalım. Burada tam sayılardan tam sayılara tanımlı hx eşittir 2x artı bir fonksiyonumuz var. Birkaç tane değer hesaplayalım. Mesela f demeyelim buna. Biz h kullanmışız. H sıfır nedir? Buna bakalım. H sıfır eşittir. 2 çarpı 0 artı 1'den 1 elde ederiz. H 1'e bakarsak 2 çarpı 1 artı 1'den 3 elde ederiz. Sonra H2'ye bakarsak 2 kere 2 4 1 fazlası 5. 1, 3, 5 gibi sayıları elde ettik. Hatta negatif değerler de verebiliriz biz burada. X'e eksi 1 verirsek 2 çarpı 1 eksi 1 eksi 2 bir fazlası eksi 1'dir. H eksi 2'ye bakarsak eksi 3 elde ederiz vesaire. Dolayısıyla H'ın tam sayıları nereye götürdüğünü yazmak istersek
Eksi 3, eksi 1 gibi değerlerimiz var. Negatif değerlerde. Eksi 3, eksi 1. Sonra 1, 3, 5 gibi yine değerler var. Ve bunlar böyle sonsuza doğru, diğer taraftan eksi sonsuza doğru gidiyor. Yani tek sayıları elde ettiğimizi görüyoruz. Bunlar bize arkadaşlar neyi veriyor? Tek sayıları veriyor, değil mi? Burası tek sayılardır diyelim. Dolayısıyla çift sayılar açıkta kalıyor. Haliyle böyle bir fonksiyonda yine örten fonksiyon olamaz. Çünkü tam sayılar kümesindeki her elemanı elde edebiliyor muyuz? Buna bakmamız gerekiyor. Hayır, değil. Bu küme tam sayılar kümesine eşit değildir, burada belirtilen kümeye. Tek sayılar kümesine eşittir. O yüzden H örten değildir diyebiliriz. Örten değildir. Demek ki içine fonksiyondur. Hangileri örtendir? Cevabımız burada yalnız 2 olur. Sıradaki sorumuza bakıyoruz. A kümesi verilmiş. F A'dan B'ye tanımlı. Fx eşittir. X kare artı 4x artı 1 fonksiyonu örtendir. Bu fonksiyon örten olarak veriliyor. B kümesini bulunuz. Hemen A kümesini biz yazalım. O zaman x mutlak değer C küçük eşit 3 verildiyse buna denk olarak şunu söyleyebiliriz. Eksi 3 küçük eşit x küçük eşit 3'tür diyebiliriz. Demek ki A kümesini şöyle yazma şansımız var. X eleman gerçel sayılardan oluşuyor. Öyle ki eksi 3 küçük eşit x küçük eşit 3. Veya biz bunu aralık olarak yazmak istersek eksi 3, 3 kapalı aralığı olur. Bu şekilde yazabiliriz. Şimdi parabolik fonksiyonumuza bakalım. Yine bunun neye benzediğini göstermek için arkadaşlar tepe noktasını vesaire bazı özel noktalarını bularak çizmemizde fayda var. Şöyle bir koordinat eksenini yerleştirmek istiyorum ben. Öncelikle bu aralığın uç noktalarında f fonksiyonu hangi değerler alıyor? Bunlara bakalım. F eksi 3'ü hesaplamak istiyorum burada. Eksi 3'ün karesi 9. 4 kere eksi 3 eksi 12 oldu. Artı 1'imiz var. Eksi 3 artı 1. Eksi 2 elde ettik. F3 değerimize bakalım. 3'ün karesi 9. 4 kere 3 12. Birimiz daha var. 10 artı 12. Buradan da bir 22 değeri elde ettik. Peki. Şimdi bir de ben burada F eksi 2 değerini hesaplamak istiyorum. Eksi 2 nereden çıktı derseniz. Yine parabolik ifadelere eşittir. Eksi B bölü 2A kullanılırsa burada b değerimiz 4 olduğu için a'mız da 1 olduğu için eksi 2 olarak gelecektir. Dolayısıyla bu bize fonksiyonun minimum değerini veriyor arkadaşlar. Bundan dolayı eksi 2'yi hesaplamamız gerekiyor. Eksi 2'nin karesi 4 artı 4 çarpı eksi 2'den eksi 8 ve artı 1'imiz var. Dolayısıyla eksi 4 artı 1 bir eksi 3 değeri elde etmiş olduk. Şimdi fonksiyonumuzda şöyle ben eksi 1, eksi 2, eksi 3 diyeyim. Ve şurada da yine 1, 2, 3 olsun bunlar da. Eksi 2 için eksi 3 değerini elde ettik. Şöyle kabaca şurasının eksi 3 olduğunu düşünelim biz. Çok ölçülü çizmeme gerek yok. Buranın eksi 3'e geldiğini varsayalım. Peki. Eksi 3 yazdığımız zaman da eksi 2'ye gelmişti. Şurası da eksi 2'ye karşılık gelen noktamız olsun. Grafiğimi bu şekilde çiziyorum ben. Böyle bu şekilde geldi. Peki, daha sonra tabii 3'e karşılık bir değer elde edeceğiz. Onu da şöyle yukarıya doğru uzatmış olalım parabolümüzü. Tabii burada o kadar eğilmeyecek burası. Parabolik bir ifade şöyle gelebilir. Bizim tam çizme şansımız olmadı burada. Ama buraya geldiğini varsayalım. Biraz yüksek bir yer oldu ama şurası arkadaşlar tabii büyük bir değer olan 22'ye karşılık geliyor gördüğünüz gibi. Şurası da bu arada 1'dir. Y ekseninde 1'de kestiğini söyleyebilirim. Onu nereden biliyorum? F'e 0 yazarsanız 0, 4 çarpı 0, 0 artı 1 eklersek 1 oldu. Yani sabit sayı parabolün y eksenini kestiği yerdir. Bunu da yine parabol derslerinden de biliyoruz. Peki. Şimdi biz burada baktığımız zaman eksi 3'ün fonksiyonumuz için minimum değer olduğunu söyleyebiliriz. Bu fonksiyonumuz burada minimum değer aldı. Ve 22'nin de maksimum değer olduğunu görüyoruz. Şuradaki 22 bizim için maksimumdur. Eksi 3 de minimum değerdir. Haliyle bizim y'lerimiz aldığımız değerler en az eksi 3 ve en fazla da 22'dir. Mesela burada sıklıkla yapılan hata şu oluyor. Aralığın uç değerleri yazılınca eksi 3, 3'ü yazıp eksi 2 ile 22 arasında değer alıyormuş gibi böyle değerlendirilebiliyor. Hayır.
Parabol fonksiyonu burada gördüğünüz gibi eksi 3 ile 22 arasında değerler almış oldu bu görüntülere sahip. Dolayısıyla olup ne diyebiliriz biz burada? F fonksiyonunun bu A kümesini nereye götürdüğüne, yani A'nın F altındaki görüntüsü eksi 3, 22'dir. Bu da örten fonksiyonu olduğu için B kümesine eşit olması gerekiyor örten verildiği için. Yani bize ne diyor aslında soru? A kümesinin F altındaki görüntüsü nedir diyor özetle. Biz de bunu bulduk. Eksi 3, 22 aralıdır. Yani bulduğumuz şey arkadaşlar şu oluyor. Burası y ekseni üzerinde. En fazla kaç olur? En az kaç olur? Bu arada hangi değerleri alır? Bunları soruyor işte. Biz de bunu bu şekilde cevaplamış olduk. Fonksiyonumuz verilmiş. Gerçel sayılardan bir B kümesine tanımlı parçalı fonksiyon var. F fonksiyonu örten ise B kümesine bulunuz. Özetle problem bizden ne istiyor söyleyelim. F'in alabileceği en küçük değer nedir? En büyük değer nedir? Varsa tabii bu en büyük değerler, yoksa artı sonsuzdan, eksi sonsuzdan ve bu aradaki her şey dahil olarak değerler alabiliyor mu? F fonksiyonu hangi değerler alabiliyor? Bunları bizden bulmamızı istiyor. Peki, o zaman şöyle yapalım. Bu parçalı fonksiyonun grafiğini çizelim. X artı 1, y eşittir x artı 1 doğrusunu belirtiyor. X eşittir 3 değerini burada biz yazalım. X eşittir 3 için ne oluyor? Bakalım buna. F3. Burada yazarsak 3'ü 3 artı 1, 4 olarak geldi. 3'e 4 noktası. Şöyle hatta ölçekli olarak yapabiliriz. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 diyelim. Noktamız da burası olsun. Şimdi x artı 1 doğrusu buradan geçecek. Arkadaşlar normalde x'e 0 verirsek y eksenini 1'de kesen bir doğrudur. Bu şekilde devam eder bu. Ama biz bunu evet bu tarafa doğru yukarı doğru kısmını mı çizeceğiz, yoksa bu noktadan sonra geri doğru olan kısmını mı çizmemiz lazım? Aşağı doğru olan kısmını mı? Bunu düşünelim. X 3'ten küçük değerler aldığı için, yani mesela x'e 0 verirsek y'yi 1'de keser demiştik. Bu tür değerleri aldığı için yukarı doğru değil aşağı doğru olan kısmını bizim burada çizmemiz gerekiyor. Şu şekilde gelir. Evet. Dolayısıyla bunun minimum değeri var mı diye düşünecek olursak bir gerçel sayı olarak yoktur. Çünkü x'e eksi 100 yazarsanız eksi 99 elde ediyorsunuz. Aşağı doğru iniyor. Alttan eksi sonsuza doğru gidiyor şu anda. Buradaki değerimiz de 4 tabii. Peki. Şimdi diğer fonksiyonu düşünelim. Eksi x artı 7 doğrusunu. Burası da x'e 3 verecek olsaydık eğer eksi 3 artı 7'den 4 elde edecektik. Eğer x'e 0 verseydik y eksenini 7'de kesiyordu. 5, 6, burası 7 olur. Bu şekilde bir doğrumuz var bizim tabi. Şu anda buradan geçiyor. Yani 3 yazdığımız zaman 4'ten geçen bir doğrudan bahsediyoruz. Fakat biz bunun bir kısmını çizeceğiz. X 3'ten büyüktür dediği için bu noktadan itibaren aşağı doğru olan kısmını çiziyorum. Çünkü buradaki değerler x'ler 3'ten büyük gelecektir. 4, 5 gibi vesaire değerlerimiz var. Haliyle bunu bu şekilde çizeriz. Hatta şurası da arkadaşlar 7'ye karşılık gelecektir. Evet. Çünkü x'e 7 verirsek sıfırlanacak. Peki. Bu da aşağı doğru iniyor gördüğünüz gibi. X'e mesela 100 versek değil mi? Eksi 93 gibi bir değer elde ediyoruz. Aşağı doğru iniyor. Eksi sonsuza doğru. Demek ki burada da yine minimum değer elde etmemiz bir mümkün görünmüyor. Ama bir maksimum değerimiz vardır. Fonksiyonun alabildiği en büyük değerin burada olduğunu görüyoruz. F3 eşittir 4. Bu bizim için maksimum değerdir. Haliyle F fonksiyonunun gerçel sayıların F altındaki görüntüsü nedir dersek y'lerimiz neler olmuştu? Onları yazalım. Y'miz eksi sonsuz var. Alttan da yani bir sınırımız yok. Üsttense 4 ile sınırlı olduğu için biz buna eksi sonsuz virgül 4 kapalı aralığı deriz. İşte fonksiyon da örtendir diyorsa B kümesinin bu görüntü kümesine eşit olması gerekiyor. Yani istenen küme budur. Eksi sonsuz 4 aralığı olur. Arkadaşlar dersin 21 ve 22. problemleri örten fonksiyon sayısıyla ilgili olacak. Genel olarak örten fonksiyon sayısını bulmak daha zordur. Birebir fonksiyon sayısını bulmaya göre daha zordur, zahmetlidir. O yüzden bazı özel diyelim durumlar için biz hesaplamalar yapacağız. Yani işlemlerimizi çok uzatacak hesaplamaların büyüdüğü problemlerle burada uğraşmayacağız. Onu belirtelim.
Ama genel anlamda bunu hesaplamanın bir yöntemi var mı diye sorulursa da mevcut lise matematik müfredatımızda bulunmayan içerme dışlanma prensibi ismi verdiğimiz bir yöntemle A kümesinden B kümesine tanımlı örten fonksiyon sayısını veren formüller vardı tabii ki. İçerme dışlanma yöntemi yardımıyla bunlar hesaplanabiliyor. Biz bu yönteme girmeden daha basitçe bunları ileri yöntemleri kullanmadan altından kalkabileceğimiz bazı sorulara bakacağız. A kümemiz 6 elemanlı, B kümesi de 1 ve 2'den oluşuyor. A'dan B'ye kaç tane örten fonksiyon tanımlanabilir? Buna bakalım, örten fonksiyon. Şimdi arkadaşlar, örtenlik şu olacak. Elemanların bir kısmı 1'e, bir kısmının 2'ye gitmesini istiyoruz, değil mi? Yani açıkta kalmayacak. Hepsi birden 1'e giderse örten fonksiyon olmaz. Çünkü 2 açıkta kalmış olur. Hepsi birden 2'ye giderse bu sefer 1 açıkta kalmış olur. Yine örten fonksiyon oluşmaz. Dolayısıyla biz tüm fonksiyonlarımıza şöyle bakalım. Kaç tane yazabiliyoruz? Çünkü istenmeyenleri bulmak çok kolay olacak burada. Tüm fonksiyonlar kaç tanedir? Tüm fonksiyonların sayısı 1 için 2 tane seçeneğim var. Biri ya 1'i ya 2'ye eşleyeceğim. 2'yi yine ya 1'i ya da 2'ye eşleyeceğim. 2 seçenek var. 3 için 2 seçenek, 4 için, 5 için ve 6 için ya 1'e ya da 2'ye gidecektir. İkişer seçenek var. Dolayısıyla buradan 2 üzeri 6, 64 tane fonksiyon tanımlayabiliyoruz. Bunların içinde örten olanı da var, olmayanı da var. Şimdi içine fonksiyon olanlar, yani örten olmayanlar, içine fonksiyonlar 2 tanedir arkadaşlar. Hemen çok kolayca söyledim bunlar 2 tanedir diye. Çünkü hepsinin 1'e gittiği f x eşittir 1 oldu. Hepsinin 1'e gitti ve f(x) eşittir 2 oldu. Hepsinin 2'ye gittiği her x için. Her x elemandır a için diyelim. Yani f1 1 çıkıyor. f2 1, f3 1, f4, f5, f6 hepsi 1 çıkıyorsa, 2 açıkta kalıyorsa bu sabit bir fonksiyon oldu. Daha sonra sabit fonksiyonu da zaten söyleyeceğiz ama bildiğiniz bir kavramdır. Sabit fonksiyon olursa dolayısıyla içine fonksiyon oldu. Örten olamaz. Ya da hepsi 2'ye giden bir sabit fonksiyonu oluyorsa bunlar arkadaşlar örten fonksiyon olamadı. Haliyle istenen kaç tane var? Buna bakalım. İstenen 64 eksi 2'den 62 diye buluruz. V demeyelim de veya yazmak istiyorum. Veya olabilir. Bu iki fonksiyon istenmeyen dedik. Geri kalanı da 62 tane olarak hesapladık. Özetle B kümesi 2 elemanlı oluyorsa arkadaşlar bunların hesaplaması daha kolay oldu. B kümesi 3 elemanlı olursa işler biraz daha zorlaşıyor. Onu da sıradaki sorumuzda göreceğiz. 22. sorumuz. A kümesi 5 elemanlı, B kümesi 3 elemanlı olmak üzere F A'dan B'ye biçiminde kaç farklı örten fonksiyon tanımlanabilir? Şimdi önceki soruda olduğu gibi yapacak olursak hepsi 1'e gidiyor. Hepsi 2'ye gidiyor ya da hepsi 3'e gidiyor gibi 3 tane sabit fonksiyonu bulup tüm fonksiyonlardan çıkaralım dersek arkadaşlar bu bize cevabı vermez. Çünkü bir kısmının 1'e, bir kısmının 2'ye gidip 3'ün açıkta kaldığı fonksiyonlar da içine fonksiyondur, örten değildir. Yine 2'nin açıkta kalıp bir kısmının 1'e ve 3'e gittikleri olabilir. Ya da 1'in açıkta kalıp bir kısmının 2'ye, bir kısmının 3'e dağıldığı fonksiyonlar olabilir. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi alt durumları saymak daha bir uğraştırıcı olabiliyor. Peki, biz şöyle yapalım. Direkt olarak istenmeyen durum hesabından ziyade direkt olarak bir hesaplama yapmayı deneyelim. Şöyle şemayla da gösterelim. A kümemiz olsun. 1, 2, 3, 4, 5. B kümesi de 3 elemanlı. 1, 2, 3. Şimdi neler olabilir bakalım. Bu 1, 2, 3, 4, 5'ten bir tanesi 1'e gitmiştir. İki tanesi 2'ye, iki tanesi 3'e gitmiş olabilir. Veya simetrileri olabilir. Bir tanesi 2'ye, diğerleri ikişer tane paylaşmış olabilir. Ya da bir elemana mesela 1'e 3 tane eşleşme olmuştur. Diğerlerine de birer tane olmuş olabilir. O halde biz şöyle yapalım. Buradaki 1, 2, 3 için söylüyorum ben. Bu 1, bu 2, bu da 3 olsun. Biz buraya şöyle söyleyelim. Bu 3 tane elemanla eşleşmiş. Diğerleri bir tane bir tane almış olsun. Böyle bir şey olabilir. Ya da bu bir tane almıştır. 2'ye 3 tane eşleşme gelmiştir ve 3'e de bir tane olmuş olabilir.
Ya da yine bir tane alırken, iki de bir tane alırken, üçüncüye üç tane gelmiş olabilir. Biz buradaki bir durumu hesaplayıp 3 ile çarpabiliriz. Yani burada bir hesaplamayı kolaylaştırma yöntemimiz var. Diğer bir alt durumumuzda arkadaşlar 2 tanesi 2, bir tanesi 1 alacaktı. Diyelim ki 1 bir tane alsın. 2 ve 3 2 tane 2 tane paylaşmış olsunlar. 5 tane değeri paylaşacaklar. Ya da 1 2 tane almıştır. Anlaşılırlık olsun diye ben bunu uzatıyorum. 2'ye bir tane gelmiştir. 3'e 2 tane yine gelmiş olabilir. Ve yine 2 bir tane alırken, düzeltiyorum, 1 2 tane alırken, 2 de 2 tane alırken, 3'üncüye bir tane gelmiş olabilir. Şu 3 durumda arkadaşlar sayıca birbiriyle aynıdır. Diğer ilk 3 durumda bunlar da sayıca birbiriyle aynıdır. O zaman bunların her birinden birer tane hesaplayalım. Mesela 1'e gidecek 3 elemanı nasıl seçeriz? 1'e gidecek 3 elemanı A kümesinden 5'in üçlü kombinasyonuyla seçeriz. Bakın sayma problemine dönüştü, bu kombinasyon problemi oldu. Sonra seçtiğimiz 3 tanenin dışında geriye 2 tane kaldı. Bunlardan birisini A'ya göndereceğiz. 2'nin birlik kombinasyonuyla seçebilirsiniz. Geri kalan da zorunlu olarak zaten 3 ile eşleşecektir. Bunu bulduktan sonra ben bu değeri arkadaşlar 3 ile çarpıyorum. Sebebi bu her bir durum aynı olarak geliyordu. Şimdi gelelim diğerine. 2 tanesi 2 elemanla eşleşecek. Bir tanesi de 1 alması gerekiyordu. Onu şöyle yapalım. Tabi buradaki şu değeri de hesaplamak istiyorum. 5'in üçlü kombinasyonu 10'dur. 2'li kombinasyon 2'nin birlisi 2'dir. 10 çarpı buradan hatta 2 çarpı 3 yaparsak şöyle 60 olarak geliyor burası. Peki şimdi devam edelim. Bu adıma bakıyoruz. Bir tane alacak. Diğerleri ikişer tane alacak. 1'e bir tane gidecekse bu 1, 2, 3, 4, 5'ten bir tanesini 1'e gitmesi için seçelim. 5'in birlik kombinasyonu. Evet. Geri kalan 4 elemandan ikisini 2'ye gönderelim. 4'ün evet ikilisi. Geri kalan 2'nin ikilisi de 3'e gidecektir zaten zorunlu istikamet olarak. Şu durumlarda bu saydıklarımızla aynı değere sahip olduğu için burayı da 3 ile çarpabiliriz. 5'in birlisi 5'tir. 4'ün ikili kombinasyonu 4 çarpı 3 bölü 2'den 6'dır. 6 kere 5 30. 3 katı 90 olarak geldi. Dolayısıyla arkadaşlar toplam 60 artı 90 eşittir 150 tane örten fonksiyon vardır. İşte buradaki kümenin eleman sayısını mesela B'yi 4, C 1, 2, 3, 4 diye A kümesini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gibi 7 elemanlı niye vermediğimizi bu arada görmüş oluyorsunuz. Çünkü hesaplanması gereken durumlar baya bir artmış oluyor. Bu arada ödev olarak şunu da size bırakalım. Tüm durumlardan istenmeyenlere yani hepsinin 1'e gittiği, hepsinin 2'ye, hepsinin 3'e gittiği gibi ya da 1 ve 2'ye eşleşme var ama 3'e yok gibi bu durumları hesaplayarak yine aynı 150 sonucunu elde etmeyi bunu da size bırakalım. Çünkü burada da bu hesaplamalarda da sıklıkla hata yapılıyor. Sonra fazla çıkarsa, eksik çıkarsa neden bunun olduğunu kendiniz kavramaya çalışın. Yani bir mantık hatası yaparsanız tabii ki ortaya çıkacaktır hata. 150'ye ulaşıyorsanız büyük ihtimalle hata yapmamışsınızdır. Doğru yaptınız demektir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir başka fonksiyonlar dersinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.